Al Spor ekranlarından herkese merhaba, günaydın. Ben Demet Gedik. Sabah sporuyla karşınızdayız ve her zamanki gibi yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Bu 3 saat içerisinde gündemin öne çıkan spor gelişmelerine hep birlikte bakacağız. Başlayacak olursak az önce klibimizde de izledik. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş haberlerimizle başlayalım. Beşiktaş sahasında Galatasaray'la oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı. Sabah sporunda sırada gazete manşetleri var. Günün öne çıkan haberlerine manşetlerde birlikte bakacağız. Foto Maç gazetesiyle hemen başlıyoruz. Dev maça 2 gün kaldı. O yüzden bütün gazetelerde aslında Beşiktaş ve Galatasaray derbisine dair haberleri göreceğiz. Hemen Okan Buruk ve Şenol Güneş'in bir fotoğrafı var. Devlerin düellosu başlığıyla. Güneş ve Buruk'un taktik savaşı nefes kesecek. Beşiktaş-Galatasaray derbisine 2 gün kala heyecan iyice artarken günlerdir beyin fırtınası yapan Şenol Güneş ve Okan Buruk planlarını tamamladı. Foto Maç'ın kapak sayfasında Beşiktaş cephesi ve Galatasaray cephesi diye ikiye ayrılmış. Beşiktaş için tecrübe abidesi Güneş demiş Foto Maç. 3 puana mecburuz ve golcülere Şenol Güneş'in vur emri verdiği söyleniyor. Redmond ve Salih de sık sık kaleyi yoklayacak, bu detayı da görüyoruz. Galatasaray içinse Buruk'tan sıkı bir önlem. Aboubakar, Cenk ve Redmond üçlüsünü durdurma planları yapılıyor. Bu amaçla Adekugbe'yi kulübeye çekip Dubai'yi oynatacak demiş. Kozlar Icardi ve Kerem olacak. Aslan favori gösterildi. Dev maçın iddia oranları belli oldu. Beşiktaş'ın galibiyetine 2.48, Galatasaray'ınkine 2.37 oran belirlendi. Derbinin hakemi de Ali Şansalan oldu. Sayfa içerisindeki kutu haberlere de bakalım. Süper Lig'de kalıcı olacağız. Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Erol'un açıklamaları var. Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerine vurgu yaptı. Fanatik gazetesine geçiyoruz. Burada da sayfa 2'ye ayrılmış. Bir yanda Mertens, bir yanda da Nathan Redmond'ı görüyoruz. Dev maça 2 gün kaldı. Aslan kazanırsa %90 şampiyon diyor Fanatik. Galatasaray tam bir ceza alan takımı. İçeride Icardi gibi usta bir golcü. Etrafında Mertens gibi dönen topları tabela yapabilecek isimler var. Beşiktaş ise daha çok bir orta saha takımı. Jetson ve Amir bana göre Türkiye Ligi'nin en iyi 2 orta sahası. Galatasaray ciddi puan avantajına sahip. Bu da takımda psikolojik rahatlığa sebep oluyor. Okan Buruk'un buna izin vermemesi gerek. Beşiktaş'ta hayal gibi görünen şampiyonluğun yakın hale gelmesinin temel sebebi ise Şenol Güneş'in 11'ini çabuk bulması. Ligin kaderini doğrudan çizecek bir karşılaşma olacak. Galatasaray kazanırsa şansını %70'lerden %90'lara taşır. Beşiktaş'ın kazanma ihtimali futbol severler için kulağa daha hoş geliyor. Ama 3 takımlı bir sezon finaline kalpler nasıl dayanır bilmiyorum. Fener'de sakatlık kabusu. Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Zalay'da katılırken Sarı Lacivertli ekipte tam 22 futbolcu en az bir maçı kaçırmış oldu. Trabzonspor'la ilgili de gündemin transfer olduğu söyleniyor. Şampiyon oldukları sezondaki gibi yaz kampı başlamadan en az 4-5 transferi bitirmek üzere kollarını sıvadı Trabzonspor. Bielitsa'da şu anda ilk 11'ini arıyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Murat Özbostan'ın analiz köşesi var. Burada da ziyaret içerikleri açıklanmalı başlığıyla. Az önce biz de haberimizde bahsetmiştik. Dursun Özbek Riva'da Mehmet Büyükekşi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Yunus Emre Sel'in bir haberi var Trabzonspor'la ilgili. Zafer'i takibe aldı başlığıyla. Bielitsa'nın eski talebesini transfer listesine dahil etti. Trabzonspor gazetelerimizde zaten bu transfer gündemine de detaylıca bakacağız. Hürriyet gazetesine geçelim. Kötü performans gösterene ceza başlığı var. Murat Fevzi Tanırlı'nın bir köşesi. İyi maç yönetene prim, kötü maç, kötü performans gösterene de ceza diyor. Maaş dışında maç başı 20.000 TL alan hakemler iyi yönetimde ekstra 6.000 TL kazanabilecek. Kötü performansta ise alacakları rakam 14.000'e düşebilecek. MHK'nin yeni hayata geçirdiği dünyada bir ilk olan uygulamayla hakemler ve yardımcı hakemler maç performanslarına göre ya prim kazanacak ya da gelir kaybına uğrayacak. Mevcut sistemde gözlemciler sadece maç raporunu yazarken puanı ise bu rapora göre algoritma belirliyor. Yeni ödül cezası sisteminde içerideki algoritmanın vereceği puan bir hayli önem kazanmış olacak. Hemen altta Ali Naci Küçük'ün bir haberi var. Kadıköy taktiğiyle Beşiktaş deplasmanına, Galatasaray'da Buruk Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği oyun anlayışıyla Vodafone Park'ta zafere ulaşmayı hedefliyor. Okan Buruk sarı kırmızılılara Vodafone Park'ta ilk Beşiktaş galibiyetini de kazandırmak istiyor. Önce skor, sonrasında oyun üstünlüğünü ele alarak kazanmayı planlayan Buruk'un bu nedenle Beşiktaş deplasmanında aynı Kadıköy'de olduğu gibi kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi iki hızlı oyuncuyla karşılaşmaya başlaması beklenenler arasında. Takvim gazetesine de gelelim. Basketbol haberi var. Türk Telekom tarih yazıyor. 7-Day Euro Cup'ta finale kaldılar. Başkent ekibi Erdem Can'la meydan okuyor. 7 Days Avrupa Kupası'nda finale kalan Türk Telekom 3 Mayıs'ta Gran Canaria'yı yenerse tarihinde ilk Avrupa Kupası zaferini yaşamış olacak. Erdem Can'ın öğrencileri bunu başarırsa önümüzdeki yıl Euroleague'de boy gösterecek. Gazete manşetlerindeki öne çıkan haberleri sizlere aktardık. Haberlerimize tekrar devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'la ağırlayacak olan Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic ve futbolculardan Marlos Moreno açıklamalarda bulundu. Match because we play in our stadium. Kendi sahamızda oynadığımızdan dolayı bizim için çok önemli bir maç. Kendi stilimizi, kendi taktiklerimizi oynayacağız, kendi oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz tabii ki. Yeni bir koçları var ve yeni koçlara karşı tabii ki şu anda iyi bir durumda değiller. Geçen sene şampiyonluğa oynayan bir takımdı fakat şu anda maalesef ki yeni koçları var ve yeni koçlara karşı oynamayı sevmediğimi söyleyebilirim. Preparando el partido para obviamente sacar los tres puntos. Trabzonspor gerçekten çetin geçecek bir maç olacak çünkü rakibimiz güçlü bir rakip ama biz gerekli hazırlıklarımızı bu hafta boyunca yaptık ve rakibimize karşı mutlak galibiyet almak istiyoruz. İstanbulspor futbolcu Etemi Süper Lig'de kalacaklarına inandığını söyledi. Avrupa'dan maç özetleriyle Sabahspor'undaki ilk saat dilimimizi noktalıyoruz. Saat başında Sabahspor'u tekrar devam edecek. A-Spor ekranlarından tekrar merhaba. Sabahspor ile devam ediyor. İkinci saat dilimimizdeyiz ve spor haberlerine geçmeden önce İstanbul trafiğindeki yol durumunu size aktaracağız. A-Spor Televizyonu ve A-Spor Radyo ortak yayını dinleyicilerimiz için İstanbul genelinde trafik yoğunluğu şu anda %44. Şöyle genel olarak bir baktığımızda Anadolu yakasında biraz daha yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Üsküdar, Ümraniye ve Kavacık bölgesinde Avrupa'ya geçişlerde bir yoğunluk söz konusu. Duyuru olarak D100 Küçükçekmece Hacışerif yönünde sağ şeritte bir araç arızalandı. Orada bir şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğunluk devam ediyor. D100 Piyade Okulu Kavşak Tuzla Kavşak yönünde de bakım onarım çalışması sona erdi ancak sona ermesine rağmen bölgedeki yoğunluk şu anda sürüyor. Tekrar edelim, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu şu anda %44. Gazete manşetlerine geldi şimdi sıra. Bu saat dilimizde takımların gazete manşetlerini tek tek inceliyoruz. Galatasaray haberlerinin yer aldığı manşetlerle hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasında Şansalan krizi başlığı dikkat çekiyor. Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde ortam gerildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF ziyareti, Beşiktaş'ın Şansalan'ın maçı yönetmesini istediği şeklindeki iddialar sarı kırmızılı kulübü harekete geçirdi. Başkan Özbek soluğu Riva'da alıp rahatsızlığını da dile getirdi. Ve Başkan Özbey'in de bu ziyaretin amacını sorduğu söylenenler arasında. İlk kez derbide Ali Şansalan hakemlik kariyerinde ilk kez bir İstanbul derbisinde görev alacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Şansalan şu ana kadar siyah beyazların 13, sarı kırmızıların son 2 maçını yönetti. Beşiktaş'a özel ilk 11, Okan Buruk, Redmond ve Cenk Tosun Aboubakar üçlüsüne çare arıyor. İdman'da derbiye yönelik 3 farklı kadro deneyen teknik direktör Okan Buruk son kararını maç günü verecek. Nefs stadında basına açık bir idman gerçekleştirecekti Galatasaray, ancak bu idman iptal edildi. Burada da ufak bir haber var neden iptal edildiği ile ilgili. Okan Buruk takımın strese girmemesi için böyle bir karar aldı deniyor. İmha hatimi Kerem ve Icardi olacak. Derbi öncesinde Okan Buruk en büyük güvencesi Kerem ve Icardi'nin uyumu olacak. Birbirlerinin hareketlerini ezberleyen ve hücumda bir bütün olarak hareket eden Icardi ve Kerem'in işbirliği skora da net bir şekilde yansıyacak. Fanatik gazetesinde Dursun Özbek'ten Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma başlığı var. Az önceki gazetede de zaten bakmıştık. Ali Koç'un önceki akşam TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaretinin 2,5 saat sürmesine tepki gösteren Özbek dün soluğu Riva'da aldı ve bir görüşme gerçekleştirdi Büyükekşi ile. Aslan'da özel önlem. Okan Buruk Beşiktaş deplasmanında Redmond'ın hızını kesmek için Adekugbe'nin yerine Leo Dubay'ı hazırlıyor. Son haftalardaki savunma aksaklıklarını göz önünde bulunduran Aslan'ın hocası Beşiktaş'ın hücumlarına karşı tedbir arayışında. Özellikle sol bekte Adekugbe yerine savunması daha iyi olan Dubay'ı deneyen Buruk, 3. yerli içinde Barış Alper'i 11'de oynatmayı düşünüyor. Özellikle büyük maçlarda iyi performans sergileyen Duba, büyük ihtimalle Redmond'ı durdurmaya çalışan isim olacak. Mertens takımı motive ediyor. Galatasaray'ın en tecrübeli oyuncularından Dries Mertens özellikle takımdaki genç oyuncuları Beşiktaş derbisini motive etmeye çalışıyor. Kerem Yunus, Barış, Saşa Boy gibi isimlerin yanından ayrılmayan 35 yaşındaki forvet geçmiş yıllardaki tecrübelerini de takıma aktarıyor. Sabah gazetesine geliyoruz. Kritik maç Şansalan'ın. Pazar günü Beşiktaş'ta Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbide 35 yaşındaki Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan düdük çalacak. Sağ tarafta hemen altta Mehmet Özcan'ın bir haberini görüyoruz. 3 ihtimalli formasyon başlığıyla Okan Buruk Beşiktaş maçı için 3 farklı şablon belirledi. Taşları yerinden oynattı. Adekugbe'yi kulübeye çekip Dubay'ı solda oynatmak isteyen Buruk, Barış Alper ve Berkan Kutlu'yu da hazırladı. 3 farklı ilk 11 planı yaptı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Çıkarma üstüne çıkarma. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Riva'ya gitti. TFF Başkanı Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Nevzat Dindar da yazısında bundan bahsetmiş. Cengiz Malgır'ın hemen bir haberi var alt kısımda. Tartışmasız bir numara başlığıyla kalecilerle ilgili bir haber ve Mert Günok'un Beşiktaş'ın bir numarası olduğunu söylüyor. Takvim gazetesine geliyoruz. Son olarak yine Özbek'ten TFF'ye çıkarma başlığı burada da var. Dursun Özbek'in TFF ziyaretiyle ilgili detaylar yer alıyor. Yeni sezonu planlamaya başlayan Galatasaray'ın gündemine çok flash bir isim geldi. Fabio Carvalho sürprizi. Menajerler yönetime önerdi. Liverpool'un gelişim göstermesi için kiralama kararı aldığı Fabio Carvalho'nun Galatasaray'ın gündemine geldiği belirtildi. Sarı Kırmızılı yönetimin 20 yaşındaki orta alan oyuncusu için teknik heyetten rapor beklediği de ifade ediliyor. Hemen altta da Okan Buruk'un bir fotoğrafı var. Aslan tuzak kuracak. Okan Buruk derbi planını belirledi. Sarı Kırmızılar Kadıköy'de olduğu gibi topu rakibine verecek. Kapılan toplar ve geçiş hücumlarıyla da gol kovalanacak. Gazete manşetlerinde Galatasaray'ı noktalayalım, haberlerimizle tekrar devam edelim. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 9. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmada Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar sadece bir kez yenildi. Gazete manşetlerine Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Siyah beyazların haberlerinin yer aldığı gazetelere birlikte bakacağız. Fotomaç gazetesinde derbinin hakemi Şansalan başlığı var. Yayınımız içerisinde de birçok kez bahsettik. Pazar günü oynanacak derbide Ali Şansalan görev yapacak. Seriye devam başlığı da var. Fotomaç gazetesinde hemen Kartal galibiyetlerini, Cenk de gollerini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ezeli rakibini yenerek son 9 maçta 8. galibiyetini almak isterken Cenk Tosun da son 4 maçta 3 gol attığı Galatasaray'ı yine boş geçmek istemiyor. Siftah peşinde Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar sarı kırmızılılara karşı 3. derbisine çıkacak. Önceki 2 maçta golü bulamayan yıldız futbolcu 3. karşılaşmada şanssızlığını kırmak istiyor. Aboubakar bu sezon son 1 maçta 7 gol attı, bir de asist yaptı. Redmond'u görüyoruz. Adavapuru Redmond İngiliz orta saha son 5 resmi maçta 4 gol ve 3 asistle yıldızlaşan isim oldu. Derbide de Şenol Güneş'in en önemli oyuncularından biri olacak. Güneş 6-1 önde. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Buruk'a rakip olduğu 8 maçta 6 galibiyet alırken bir kez berabere kaldı. Sadece bir karşılaşmada mağlup oldu. Sol tarafta Vegors'la ilgili bir kutu haber var. Vegors için kapıyı açtılar. Beşiktaş'tan Manchester United'a giden Wood Weghorst için The Sun gazetesi Türkiye'ye geri dönecek yorumunu yaptı. Haberde Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin şu anda herhangi bir tartışma yapmak biraz zor. Hepimiz sezon sonunda neler yaşanacak göreceğiz. Çok şey konuşuluyor. Bunlardan biri gerçekleşecek ifadelerini kullandı. Fanatik gazetesinde Şenol Güneş'in yıkım planı başlığı var. Derbinin taktik provalarını sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş öğrencilerine uyarılarda bulundu. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında olduğu gibi sakin kalmalarını isteyen Güneş, temkinli oyun sayesinde rakibinin üstüne çekip aslanı avlamayı hedefliyor. Kartal'ın kozu Nathan Redmond olacak. Beşiktaş'ın attığı son 12 golün 7'sine direkt katkı yapan Redmond, derbiye sağ kanatta başlayacak. Ancak İngiliz futbolcu maçın devamında serbest oyuncu rolüne bürünecek. Güneş'in en çok güvendiği isimlerden biri olan Redmond, takımın hücumlarını organize edecek. Hemen sayfanın altında Mauro Icardi'ye sayıs kilidi başlığı var. Kartal'ın hocası Güneş dev derbi öncesinde öğrencilerine bir takım uyarılarda bulundu. Bu doğrultuda özellikle Aslan'ın süperstarı Icardi'ye karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen teknik adam, savunmada görev yapacak olan Omar Colley ile Romain Saïs'ı Mauro Icardi için ayrıca uyardı. Sabah gazetesinde Ogün Şahinoğlu'nun hemen yazısına bakalım. Derbinin 4 atlısı. Şenol Güneş Galatasaray'ı devirmek için yıldızlarıyla özel toplantı yaptı. Redmond'dan Galatasaray'ın solundan kilidi açmasını isteyen Güneş, Aboubakar'la Cenk Tosun'a da savunma arkasına koşu emri verdi. Jetson'sa hücumun 4. silahı olacak. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Tecrübemi, gençlik mi kazanacak? Derbinin kader adamları. 70 yaşındaki deneyim abidesi Şenol Güneş, 49 yaşındaki Okan Buruk'a karşı. Güneş'in gelişi ve devre arası transferleriyle bambaşka bir kimliğe bürünen Beşiktaş, 2023 yılında oynadığı 13 lig maçında 32 puan toplarken attığı 29 golün 26'sına Cenk Aboubakar Redmond üçlüsü golcü ve asistçi olarak imzalarını attı. Aynı periyotta oynadığı 12 karşılaşmada 34 puan toplayan Galatasaray'daysa 37 golün 29'unda Icardi, Kerem, Rashica başroldeydi. Takvim gazetesine geliyoruz son olarak. İşte Güneş'in imha planı. Derbiyi fırsat maçı olarak gören Kartal, Galatasaray'a özel hazırlıklar yapıyor. Kurt Hoca Cimbom'un 2 zaafını öne çıkardı. Galatasaray derbisinde 3 puan hedefleyen Beşiktaş'ta Güneş zafer planını yaptı. Cimbom'un zaaflarını öğrencilerine tek tek ezberletiyor Şenol Güneş. Kartal'ın kozu Cenk Tosun demiş Takvim gazetesi de. Kartal'da attığı gollerle taraftarı coşturan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde takımı adına en büyük koz olacak. Aboubakar ve Redmond da Tosun'a eşlik edecek. Beşiktaş manşetlerini de noktalayıp Fenerbahçe haberlerimize devam ediyoruz şimdi. Bu hafta lider Galatasaray'dan bir gün önce sahaya çıkacak olan Fenerbahçe kazanarak rakibini baskı altına almak istiyor. Fenerbahçe haberlerinin yer aldığı gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Şimdi de Fotomaç gazetesinde birçok haber var aslında sayfada. Ortada hemen Fenerbahçe bitti demedi başlığını görüyoruz. Jesus Sivas'ı yenerek şampiyonluk yarışında kalacaklarını söyledi. Portekizli hoca umutsuzluğa kapılmayın, biten bir şey yok dedi. Emre'nin yeri garanti, hücum hattındaki hareketli oyunuyla dikkat çeken Emre Mor Sivasspor maçı içinde formayı kaptı. Jesus İstanbulspor karşısına ilk 11'de başlattı. Emre'den vazgeçmeyecek. Kanatta şans bulacak 25 yaşındaki futbolcu önemli gol silahlarından olacak. Emre bu sezon 25 maçta 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Fenerbahçe savunmasında alarm. Kanarya'da Sivasspor maçında stoper ikilisinde kimin olacağı merak konusu oldu. Zalai'nin sakatlığı sonrası Samet formaya yakın gözüküyor. Jesus partnerine ise henüz karar vermedi. Serdar Aziz favori gözükürken Perez ve Henrique isimleri de değerlendirmeye alındı. İrfan Can'la ilgili de ilk 11'e yerleşiyor başlığını görüyoruz. Son haftalarda istekli oyunuyla dikkat çeken İrfan Can İstanbulspor maçında yedek soyunmuştu. Tecrübeli isim Sivasspor maçına ilk 11'de başlayacak. Jesus Mert Hakan'ın yerine İrfan'a forma şansı verecek. Arda ile ilgili de bir haber var. Arda'da geri sayım 964 dakika süre alan Yıldız 6 maçta 90'ar dakika oynarsa kontratındaki serbest kalma bedeli de devre dışı kalacak. Fanatik gazetesinde Fenerbahçe Hastanesi başlığı var. Sarı lacivertlerde sakatlıklar kervanına eklenen son isim Atilla Zalai oldu. Fenerbahçe'de bu sezon kadrodaki oyunculardan tam 23 futbolcu sağlık sorunları nedeniyle en az bir maç kaçırdı. Sadece Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Miguel Crespo ve Serdar Dursun sıkıntı yaşamadı. İşte Kanarya'nın oyuncu sağlık raporu, detaylı da bir analiz var aynı şekilde. Fanatik gazetesi içerisinde oyuncuların sezon içerisindeki sakatlıklarıyla ilgili. Altta da stoperlerle ilgili bir haber görüyoruz. Zor seçim. Samet Akaydın'ın düşen performansı nedeniyle George Jesus'un Sivas maçında değişime gitmesi bekleniyordu. Ancak Atilla Zalai'nin sakatlığı planları bozdu. Portekizli teknik adam elindeki 4 stoper arasından seçimini yapacak. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Uğur Çem'in bir haberini görüyorum sağ tarafta, yorgun savaşçı başlığıyla. Savunmanın bel kemiği Zalai bu sezon toplam 49 maç oynadı. Sonunda bitkin düşüp sakatlandı. 25 yaşındaki stoper Fenerbahçe'de 45, Macaristan milli takımındaysa 4 karşılaşmada sahada yer alıp müthiş bir rekora imza attı. 4361 dakika ter döken Zalai bu duruma fazla dayanamadı. Sakatlığında ciddi olduğu söyleniyor. 3 maç sahalarda olamayacak bilgisi de haber içerisinde var. Milliyet gazetesinde Celal Umut Eren'in haberine gelelim. Köprüden önce son çıkış Fenerbahçe için. Fenerbahçe'yi çok kritik bir hafta sonu bekliyor. Sarı lacivertliler yarın deplasmanda Sivasspor'u yenip pazar günkü Beşiktaş Galatasaray derbisinden en avantajlı skorun çıkmasını umacak. Aksi bir durumda zirve şansı Fenerbahçe için tamamen zora girecek. Takvim gazetesinde bir transfer iddiası var. Kanarya'dan Mina hamlesi. Fenerbahçe önceki yıllarda da gündemini aldı ve Haziran ayında Everton'la sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı stoper Yeri Mina'nın menajeriyle masaya oturdu. 28 yaşında ve 1.95 boyunda olan stoper Kolombiya milli takımıyla çıktığı 39 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. Jesus'la ilgili bir haber de var sayfa içerisinde. Fener'de Jesus çatlağı. Birçok yönetici olumsuz bakıyor. Başkan Ali Koç ise Jesus'un kalmasından yana. Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'un geleceğini tartışıyor. Başkan Ali Koç ligi ve takımı çok iyi tanıyan Jesus'un ligin sonu ne olursa olsun kalmasından yana. İdarecilerin çoğuysa Jorge Jesus'un kalmasını istemiyor. Yönetim Jorge Jesus konusunda ikiye bölünmüş gibi gözüküyor. Batshuayi ile ilgili bir müjde var. Fenerbahçe Sivas maçının hazırlıklarına devam etti. Sevilla rövanşında kasından sakatlanan Batshuayi takımla birlikte çalışmalara başladı. Bir diğer oyuncu Zayt için de kritik bir hafta olacak. Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Miha Zajt'sa Fener yönetimi önümüzdeki hafta son teklifini yapacak. Sloven isim kabul ederse eğer 2 yıllıkta bir sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe'yi de noktalıyoruz gazete manşetleriyle ve Trabzonspor'a devam edeceğiz. Trabzonsporarabam.com Konyaspor karşısında dış sahadaki galibiyet özlemine de son vermek istiyor. Trabzonspor haberlerinin yer aldığı manşetlere hemen geçiş yapıyoruz. Fotomaç gazetesinde Bordo Mavililerle ilgili bir transfer haberi var. Zaper izleniyor. Karadeniz Demir'in kurmayları Bielitsa'nın eski takımının kaptanı olan 24 yaşındaki ön libero'yu izliyor. Gelecek raporlara göre de hareket edilecek. Perez'le yollar ayrıldı. Fırtına Hugo'dan sonra Brezilyalı sabek Bruno Perez'in sözleşmesini de feshetti. Yeni teknik direktörün gelmesiyle birlikte bazı oyuncularla zaten sözleşme feshi bekleniyordu. Bunlar da başlamış oldu. Sakatlık raporu var hemen sağda. Konyaspor'la yarın Süper Lig'de karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlardan umutlu haber gelmedi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Larsen'in yanı sıra Densville dünkü çalışmada yer almadı. Bu isimlerin de oynaması zor gözüküyor. Hız eşittir başarı. Doğan'dan Hırvat teknik adama şampiyonluk yılında tüm planlamayı bir önceki sezondan yapmıştık. Gelecek dönem içinde hemen kolları sıvayıp adım atacağız dedi. Fanatik gazetesine geçiyoruz. Bielitsa 11'ini arıyor. Yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesi Abdülkadir, Visca, Densville gibi yıldızların sakatlıkları var. Trabzonspor'un hocası Bielitsa sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor. Özellikle savunma hattında bir sıkıntı yaşanıyor Trabzonspor'da. Sabah gazetesine gelelim. Yunus Emre Sel'in haberini görüyoruz. Zaper'i takibe aldı. Fırtına gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Bordo Mavili yönetim Osijek'le bir yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Hırvat orta saha içinde temasa geçecek yakın bir zamanda. Takvim gazetesinde hemen sağ üstte hemen başlıyoruz haberi var. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Nenad Bielitsa'ya şampiyon olduğumuz zaman tüm planlamayı bir önceki sezonda yapmıştık ve bitirmiştik. Şimdi de gelecek sezon için hemen başlıyoruz dediği öğrenildi. Fırtınanın gözü Zaper'de. Zaper ismi Takvim gazetesinde de karşımıza çıkıyor. Yönetim Bielitsa'nın listesindeki oyuncuyu yakın takibe aldı. Son olarak aktüel haberlerimize de geçelim. Fotomaç gazetesinin Süper Lig sayfasında Avrupa Kupası Samsun'dan Samsunspor'u 11 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu Fotomaç'a konuştu. Samsunspor tabii ki kalıcı olacak. Yeri her zaman Süper Lig'dir. Avrupa ile sürekli iletişim halindeyiz. Avrupa'ya kapılar Samsunspor'dan açılacak. Kurumsal bir yapı, geleceği vizyonu olan bir başkana sahip, borcu olmayan bir kulüp ve bu da çok değerli dedi. Samsunspor'un akademisi var. Tesisleşmeye beraber bu formayı giyecek birçok da genç oyuncu olacak dedi Hüseyin Eroğlu. Trabzonspor'la birlikte gazete manşetlerimizi de noktalıyoruz. Dış haberlerle devam edeceğiz şimdi yayınımıza. 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Kupa İstanbul'da sergileniyor. Evet, dış haberler demişken tabii Skype bağlantısı yapmadan olmaz. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte, kendisiyle birlikte detayları konuşacağız. Hoş geldiniz. Farklı bir lokasyondan bugün Skype bağlantısı yapıyoruz. Günaydın Demet. Yalnız Serkan'dan rica edeyim sesi kapatsın. Seni duyamıyorum. Tabii ki. Geliyor mu sesim şu an? Serkan, ben Serkan'ın şu anda rejiyi duyuyorum. Tamam, şu anda oldu galiba. Geliyor mu sesim? Geliyorum şu anda. Evet. Peki tekrar günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Manchester'dan herkese günaydınlar, sevgiler. İyiyim. Teşekkür ederim. Güzel günler geçiyor burada. Özellikle işte Premier Lig'deki zirve mücadelesi Manchester City Arsenal karşılaşmasını yerinde izleme şansı elde ettim. Dünyadaki şanslı insanlardan 55 bin içinde yer aldım. Tabii ki yüz milyonlar bu karşılaşmayı televizyondan takip ettiler Demet. Sen de muhtemelen etmişsindir diye düşünüyorum. Harika bir karşılaşma oldu. City'nin ezici üstünlüğüyle tamamlanan bir karşılaşma Arsenal sezon boyunca iyi işler yaptı ancak bu maça gelene kadar kaybettiği puanlarla zaten City'ye şampiyonluk şansını vermişti. 2 maçı eksik çünkü Manchester City'nin. Bu maç oynanmadan önce bile City o 2 eksik maçını kazandığında 1 puan öne geçme şansı vardı. Şimdi iki takım arasında 1 puan var. City diğer 2 maçını kazandığında farklı şekilde öne geçecek ve muhtemelen de şampiyon olacak. Ezici bir üstünlükle maçı oynadı. Geliyor mu sesimiz? Sesim geliyor fakat görüntü kayboldu. Ama benim görüntüm var mı şu anda? Evet, ben görüyorum sizi. Devam edebilirsiniz. Tamam, o zaman görüntü bende kayboldu ama ben devam edeyim o zaman. Tabii. Manchester City şampiyonluğa çok yaklaştı. Arsenal'e 4-1 gibi bir farklı skorla yenerek çok üstün oynadı. Kevin De Bruyne muhteşem işler yaptı gerçekten karşılaşmada. Maçın yıldızıydı. Erling Haaland goller kaçırdı fakat o da son anda, hatta ilk kez saçları bağlı olmadan yeleli saçlarıyla bir gol atma fırsatı oldu. Çünkü bandını kaybetmiş maç sırasında. O da basında bayağı konu edildi. Harika bir karşılaşmaydı. Çok zevk aldım ben. Bizdeki bu kısır tartışmalar, az önce haberlerimizi de izledim. Kısır tartışmalarda işte kim federasyona gitti, hakem kim oldu falan, burada hiç yoktu bu karşılaşma öncesinde. Herkes maça odaklıydı. Nasıl bir maç seyredeceğini konuşuyordu. Bizim gazete haberlerinde meslektaşlarımız işte Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesinde futbolcularla ilgili yazılar yazıyorlar ama onlarla pek ilgilenen olduğunu düşünmüyorum. Herhalde herkes muhtemelen hakem tartışmalarına, yöneticilerin federasyona nasıl çıkarma yaptıklarına ilgileniyordur. Yazık yani, bizim futbolumuz bunları hak etmiyor. Fakat oyunculardan, esas ana unsuru futboldan çok maalesef hakem, federasyon, yöneticiler, onlar ön planda. Futboldan, futbolculardan rol çalmaya devam ediyorlar. Bakalım ne zaman bu işler düzelecek bilemiyorum Demet. Peki, şimdi Manchester City Futbol Akademisi'ni de tabii siz ziyaret etme şansı buldunuz. Bununla ilgili de izlenimlerinizi almak isterim. Valla Demet, çok çok etkilendim. Hayatımın en etkileyici günlerinden birini yaşadım desem dün yeridir. Hakikaten muhteşem bir futbol akademisi. Zaten dünyanın en iyi akademilerinin başında geldiği söyleniyor. Muhteşem tesisler, muhteşem bir felsefe. 16-17 tane futbol sahası var. Manchester City'nin veyahut da City Futbol Grup'un, yani Manchester City Futbol Grup'un biliyorsun Manchester City başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde takımları var. Onların yönetim merkezi de bu akademinin içinde. Manchester City antrenmanlarını yine bu akademinin içindeki kendine ait A takımı sahalarda yapıyor. Bir sahada mesela iç saha maçından bir gün önce yapılan, antrenman yapılan özel bir sahası daha var. 3 tane futbol sahasının yerleştirildiği kapalı salon var. U4, U4, U5'ten başlayan altyapı takımları var. U21, U22, U23'e kadar, U20 ve U23'e kadar gidiyor. Burada görevli, eskiden Altay'da da teknik direktörlük yapmış Alper Avcı hocamız Manchester City Akademisi'nde görev yapıyor. Biz onun sayesinde sağ olsun birkaç kişi gezdik burayı. Osman Zeki Korkmaz Hoca, Ergin Keleş, eski futbolcu, şu anda 3. Lig'de ve hoca olarak da çalışıyor. Ve meslektaşımız Tunç Kayıcı ile birlikte dün harika bir gün geçirdik. Akademiyi bize gezdirdiler. Her türlü organizasyonu anlattılar, gösterdiler. Soyunma odalarından tut da aklına gelebilecek her şey. Çok çok etkileyici gerçekten. Şimdi ben bakıyorum, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig takımlarına akademi mecburiyeti koydu. Fakat bu mecburiyetle olacak bir iş değil. Bu felsefe işi, yetiştirici kulüp felsefesi olması gerekiyor ve olanak işi Demet. Yani çok büyük bir para gerekiyor. Artı para da yetmiyor. Bu işin organizasyonu, yani en ufak ayrıntısına kadar düşünmek kolay işler değil bunlar. Bizim kulüplerimiz zaten borç sarmalı içindeler. Yani bir de akademiyle nasıl uğraşırlar? Yani oraya bir konteyner kurup bir saha kenarına, orada işte akademi açtık demekle olacak işler değil bunlar. Dolayısıyla çok çok etkileyiciydi. Bıraksınlar mesela, Samsunspor haberimiz vardı. Hüseyin Eroğlu Hoca Altınordu'da yıllarca çalışmış ve akademi olayını o da iyi bilen bir hocamız. Samsunspor'a o bağlamda da çok katkıda bulunacağını düşünüyorum. Zorlamasınlar kulüpleri. Zaten yetiştirici kulüp olmak isteyenler, olanakları olan kulüpler bunu yaparlar ve başarılar, oyuncu yetiştirirler. Manchester City'nin felsefesi sadece kendi takımına oyuncu yetiştirmek değil, İngiltere ve dünya futboluna da oyuncu yetiştirip onları satarak para kazanmayı da amaçlıyorlar. Yani sadece hani biz oyunu çıkaralım, bize faydalı olsun değil düşünceleri. Çok etkileyiciydi gerçekten. Hani diyemiyorum da gelin görün mutlaka diye, çok özel izinle biz gezdik Alper Avcı Hoca'nın sayesinde. Ama çok etkilendiğimi söylemeliyim ve bununla ilgili de ayrıntılarla ilgili notları aldım. Yazı olarak da yakında yayınlayacağım inşallah. Peki şimdi Premier Lig'de şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet var. Şunu sorarak devam edin. Manchester City sizce şehrin en büyüğü olabilecek mi? Şimdi Demet, Manchester City son yıllarda işte bu Arap sermayesine geçtikten sonra hakikaten bir anda çok büyük bir aşama kaydetti ve paranın gücüyle, ama hakikaten iyi bir organizasyonla, sadece paranın gücüyle olacak iş değil bu, dediğim gibi. Çünkü çok büyük paralar harcayan başka kulüpler var ama başarılı olamıyorlar. Ama Manchester City hakikaten organizasyon konusunda çok yetenekli bir kulüp, bu City Futbol Grup. Dolayısıyla Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi ve hala Manchester United'ın kombineleri 4-5 yıl kayıt alınarak satılıyor. Yani kombine almak istiyorsanız Manchester United'dan 4-5 yıl sonraya falan randevu veriyorlar. Ama Manchester City'ye kombine almak daha kolay hala. Dolayısıyla Manchester City'nin büyüklüğü, Manchester United'ın büyüklüğü Manchester City'den daha fazla olarak burada ifade ediliyor herkes tarafından. Hı hı. Mesela bir atkıcıdan atkı aldım. Diyor ki ben Manchester City'nin maç günlerinde bile daha fazla United atkısı satıyorum diyor. Yani Manchester United hakikaten bütün dünyada çok fazla taraftarı var. Çok büyük bir kulüp. Son yıllarda tabii ki çok başarılı değil. Şimdi ilk defa işte lig kupasını aldılar uzun yıllardan beri ve FA Cup'ta da Manchester City ile final oynayacaklar Wembley'de. Ama Manchester United'ın büyüklüğü hakikaten hissediliyor. Bugün de Old Trafford'a gideceğim. Stadyumu gezmeye, müzeyi gezmeye. Hı hı. Orada da daha iyi şekilde göreceğimi tahmin ediyorum kulübün büyüklüğünü. Hakikaten onlar da çok büyük kulüpler ve onun satışı da var biliyorsun. Başlıklarımızdan biri de oydu. Evet, ona da geçiş yapabiliriz. Cuma gününe kadar süre verildi son teklifler konusunda. Bu Katar sermayesinde, Katar şeyhinin kardeşi, gerçi hani bir iş bir organik bağlantısı ama Katar şeyhinin kardeşi teklifi 6 milyar euroya yükseltmiş galiba. Sanki ona gidecek gibi duruyor. Bununla ilgili işte Cuma günü son teklifler verildikten sonra Manchester United'ın işte şimdiki sahipleri artıran var mı şeklinde bir açıklama yapmışlar. Bakalım Cuma'ya ne kadar hangi teklifler gelecek, ama Manchester United yakında artık satılacak ve satışı da açıklanacak. Bakalım kimin eline geçecek. Daha önce hep söylemiştik. UEFA organizasyonlarında aynı sahipli takımlar yer alamıyorlar. Mesela Paris Saint-Germain'in sahibi de Katarlılar. Şimdi Manchester United'da Katarlılar satın alırsa nasıl oynayacak deniyor, ama işte bu Katar şeyhinin kardeşi yönetimle herhangi bir bağlantısı yokmuş. Kendi adına satın alıyormuş. Öyle deniyor ve bunun da bir engel teşkil etmeyeceği söyleniyor. Bunu da hep beraber göreceğiz bakalım açıklama yapıldığında. Peki konu başlıklarımızdan devam edecek olursak, FIFA'nın yeni sisteminde 2000 menajer başarılı olamadı. Bu da %52 gibi bir rakama tekabül ediyor. Evet. Nasıl yorumlarsınız bunu? Şimdi menajerlerin ne kadar yetkili ve etkin olduğunu gösteriyor. Bu sonuç. Şimdi FIFA ile menajerlerin başı dertte. Bunu daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştim. FIFA menajerlere bir ücret üst sınırı getirmeyi istiyor Demet. Hı hı. Fakat bu ücret üst sınırını getirmek istemiyorlar menajerler. Çünkü geçen transfer dönemlerinde 600 milyon euro sadece uluslararası transferden kazanmışlar. Ülke içi transferlerle bunun 1 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor. FIFA buna bir sınırlama getirmek istiyor ve mahkemeye başvurmuş bir menajerlik firması Almanya'da. Bu da Avrupa Adalet Divanı'na dolayısıyla orada bir karar çıkacak. Diğer yandan FIFA menajerlik sınavlarını yeniden düzenlemek istiyor ve daha zorlaştırmak istiyor. Bir işi ve bununla ilgili bir sınav yapılmıştı. FIFA kendi internet sitesinde açıkladı bunu. 2000 civarında menajer bu sınavlarda başarılı olamamış. Bu da %52'ye tekabül ediyor. Yani gerçekten çok ciddi bir rakam. Demek ki menajerler hakikaten çok, yani yarıdan fazlası bu işi hakkıyla yapmıyor anlamına da geliyor olabilir bu. Bunun da sonuçlarını hep beraber ilerideki dönemde FIFA'nın yaptığı açıklamalardan da öğrenmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Peki çok kısa bir süremiz kaldı. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı da konuşalım. İstanbul'a geldi. Dün de ziyaretçiler de tabii Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeydi. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Şampiyonlar Ligi Kupası maalesef Türkiye'de bir takım vasıtasıyla, bizim bir takımımız vasıtasıyla gelecek gibi durmuyor Demet. Hı hı. Yani bu tip maçları işte gördükten sonra, bu takımları, Avrupa'nın diğer büyük takımlarını gördükten sonra hakikaten Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takımın gelmesi çok zor. Ancak işte böyle Şampiyonlar Ligi finali olduğu için kupa geliyor, sergileniyor. Evet. Herkes gitsin çok iyi baksın çünkü bir takımın müzesini ziyaret etme imkanları olmayacak uzun süre. Peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Size iyi tatiller mi dileyelim bilmiyorum. Keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin hepinize. Hüseyin Özkök'e tekrar teşekkür ediyoruz. Dış basının gündemini kendisiyle birlikte değerlendirdik. Sabah sporundaki ikinci saat dilimimizde bu Skype bağlantısıyla birlikte noktalıyoruz. Noktalarken düne gideceğiz. Futbol Meydanı programından öne çıkan anlar gelecek ekranlarınıza. Sabah sporu saat başında tekrar devam edecek. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saat dilimiyle tekrar karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz var. Onur Özkan bizlerle birlikte. Hoş geldin Onur. Nasılsın? Hoş bulduk Demet. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Başlarken klibimiz de vardı derbiyle ilgili. Evet. Çok kısa bir süre kaldı ama ben sanki derbi havasına pazartesiden falan girmiş olabilirim. Sen neler hissediyorsun? Ya, tabii ki. Çünkü çok önemli bir derbi. Belki de sezonun şampiyonluk yarışı açısından en belirleyici haftasına giriyoruz. Hı hı. Yani sırf derbi değil, bir gün öncesinde oynanacak olan, yani yarınki Sivasspor Fenerbahçe maçı da hem derbiyi etkileyecektir oyun anlamında, psikoloji anlamında, hem de tabii ki şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek. O anlamda çok bence keyifli ve heyecanlı bir hafta sonu bizi bekliyor diyebilirim. Peki derbiyi konuşarak başlayacağız ama Beşiktaş cephesiyle başlayalım. Bugün Beşiktaş'la ilgili şunu konuşarak başlayabiliriz. Sahasında Galatasaray'la oynadığı son 7 derbide mağlup olmayan Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Saha avantajı da zaten bu karşılaşmada onların evinde. Bu başarıyı sen neye bağlarsın, sahasındaki bu başarıyı? Tabii ki şimdi derbiler farklı maçlar, özel maçlar. Yani takımların sezonluk performanslarından, oyun güçlerinden, oyuncu güçlerinden ziyade neler ön plana çıkar? Birincisi günlük performanslar. Yani her derbinin özel bir hikayesi. İşte o derbide o hikayeyi yazan özel isimler vardır her zaman. İkincisi psikolojik faktörler. Nedir bu psikolojik faktör? Birincisi tabii ki saha avantajı ve seyirci avantajı. Şimdi önümüzdeki tablo çok net. Sen dedin evet, son 7 maç Beşiktaş'ın yenilgisi yok. Artı son 5 derbinin tamamını kazanmış Beşiktaş içeride. Bu derbilerde bir gol yemiş. Geçtiğimiz sezon Çıkıldoğan'ın attığı gol. Ve sadece 5 maçta oynadığı, yenik geçirdiği süre 4 dakika Beşiktaş'ın. Yani bu çok net bir iç saha üstünlüğünü bize gösteriyor. Ve sonuç itibariyle baktığımız zaman takımlar değişmiş. Teknik direktörler değişmiş. Evet. Takımların o anki güçleri, performansları, form durumları değişmiş ama sonuç değişmemiş. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki Beşiktaş'ın iç sahada kendi takımını yukarı çeken, rakip takımını da aşağı çeken bir atmosferi var orada. Ve bu mutlaka bu derbiye yansıyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Böylesine seriler uzadıkça güçlenir. Fenerbahçe örneği var önümüzde. Evet. Aziz Yıldırım döneminde, yani çok uzun süre, Galatasaray'a 20 yıl, işte Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a 15-16 yıllık seriler yakalamıştı iç sahada. Her sezon bu seriler uzadıkça daha da güçlendi. Beşiktaş'ta da böyle bir tablo görüyorum. Yani tabii ki biraz sonra biz saha içini konuşacağız. Takımların eksilerini, artılarını, birbirlerine nasıl üstünlük sağlayabileceklerini masaya yatıracağız ama böylesine bir tabloyu da göz ardı edemeyiz yani. Bu tablonun mutlaka ve mutlaka saha içine Beşiktaş'a olumlu, Galatasaray'a olumsuz yansımaları olabilir. Çünkü Beşiktaş'ın özellikle Vodafone Park yapıldıktan sonra, inşa edildikten sonra oradaki atmosferi çok daha güçlü bir hal aldı. Çok kompakt bir stat, akustiği belki de ligimizin en iyi 1-2 stadından bir tanesinden bahsediyoruz. Beşiktaş taraftarının oradaki atmosferi, yarattığı ortam son derece olumlu takım açısından. Ve bu tablo çok açık bir şekilde gösteriyor ki Beşiktaş'ın sadece Galatasaray için değil, Fenerbahçe'ye de lig maçlarında Beşiktaş'ın bir üstünlüğü var içeride. Bu mutlaka derbide sahaya yansıması olacaktır diye düşünüyorum ben. Sen bahsettin zaten, Fenerbahçe örneği de var Beşiktaş için. Tabii ki Galatasaray için değil. Fenerbahçe'nin sahasında olmasına rağmen Beşiktaş'ın onlardan daha motive olması, sahada bunu yansıtmaları da bence çok önemliydi. Tartışmasız. Yani şimdi Fenerbahçe'nin serisi vardı. O seri bittikten sonra Kadıköy'ün bir atmosferine bakalım. Yani o daha önceki o 20 yıllık, 15-16 yıllık atmosferden eser var mıydı? Yoktu. Yok. O bir kırılma anı oldu ve o atmosfer kayboldu Fenerbahçe'de şu anda. Ama Beşiktaş'ta şu an tam tersi bir ortam var. Oraya çıkan oyuncu, çıkan teknik direktör kafasında hep şunu düşünüyor: biz burada bu takımı yeneriz, rakip kim olursa olsun. Bunu düşünüyor. Bu düşünce yapısıyla maça çıkıyor futbolcular. Taraftar bunu hissettiriyor. Dolayısıyla tabii ki oyuncular, teknik adamlar, tercihler mutlaka ki maçın içinde senaryoyu değiştirebilir. Ama taraftarın da burada etkisini mutlaka düşünmemiz gerekecek. Peki derbi hakemini de konuşalım. Ali Şansalan oldu. Şimdi derbi deyince Halil Umut Meler ismi hemen ön plana çıkıyor ama bu kez tabii farklı bir isim gündeme geldi ama tabii gündeme gelmesinden önce de çok fazla konuşuldu. Özellikle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları vardı. Sonradan bu açıklamaların olmadığı söylendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu konunun da Şansalan'la ilgili olduğu söyleniyor. Ondan sonra Dursun Özbek de bu konuları öğrenmek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi Mehmet Büyükekşi ile. Çok fazla konuşuldu maç öncesinde bence. Umuyorum ki maç sırasında bir hakemle ilgili bir sorun yaşanmaz. Çünkü sonrasında da büyük bir kaos bizi bekleyebilir. Şimdi yani Avrupa'nın birçok ülkesinde hakem konuşuluyor. Özellikle Akdeniz ülkelerinde, işte bize yakın, işte İtalya'da, İspanya'da bunlar konuşuluyor çok sayıda. Yunanistan'da çok fazla hakem konuşulur ama genellikle hakemler maçtan sonra konuşulur. Yani maç oynanır, hakemin bir hatası, yanlışı varsa masaya yatırılır ve tartışılır. Bizde hakem maç öncesinden konuşulmaya, tartışılmaya başlanıyor. Biz şu anda Ali Şansalı bitirdik. Yani tamamen bitirmiş durumdayız. Zaten Ali Şansalan'ın yeterliliği tartışılır. Yani böylesine bir maça atanmasının sebebi ne? Nasıl bir performansı var ki Sayın Lale Orta ya da MHK yetkilileri onu bu maça uygun gördü? Bu bir tartışma konusu başta. Zaten hakemin kafadan böyle bir sıkıntısı var, performans ve yeterlilik anlamında. Bir de üstüne bu konuşmalar tabii ki ister istemez Ali Şansalan'ı olumsuz etkiler. Bu çok normal. Şimdi dediğin gibi olay aslında şuradan başladı. Hafta başından bu yana Beşiktaş'ın Ali Şansalan'a bu maça istediğine yönelik, daha doğrusu Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na gidip biz bu maça Ali Şansalan'ı istiyoruz dediğine dair iddialar ortaya atıldı. Ardından Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, kulüp bunu yalanladı. Ve üstüne MHK Ali Şansalan'ı derbiye atadı. Şunu net olarak ifade edeyim: Beşiktaş'ın Ali Şansalan'ı isteyip istemediğine dair iddialar şu anda çok net değil. Ama net olan bir şey var: Beşiktaş Halil Umut Meler'i istemedi bu derbiye. Ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun kafasındaki ya da MHK'nin kafasındaki isim Halil Umut Meler'di. Neden Halil Umut Meler'di? Çünkü elde başka hakem yok. Yani Türk hakemliği şu anda tamamen sıfırı tüketmiş durumda. Yani başka birine güvenememek de çok tedirgin etmiyor mu Türk futbolunu? Türk futbolunu tedirgin ediyor. Bir de hakemlerin psikolojisini düşün. Yani hakemler şunu biliyor: MHK veya bizim yetkililerimiz, yöneticilerimiz Halil Umut Meler'den başka bir isme güvenmiyor. Yani bu bile hakemlerin özgüveninde bir aşağı inme yaratabilir çok doğal bir şekilde. Ve dolayısıyla MHK'nin kafasındaki isim Halil Umut Meler'ken Beşiktaş böyle bir çıkış yapınca tabii ki tüm hesaplar karıştı doğal olarak. Neden Beşiktaş Halil Umut Meler'i istemiyor? Fenerbahçe derbisindeki yönetimi nedeniyle. İşte orada Arda Güler'in pozisyonu, penaltı olayı ki Lale Orta'da itiraf etti maçtan sonra penaltı değildi diye. Şimdi tabii ki MHK'yi düşündük, kim olabilir, kim olmayabilir diye. Şu konuşuluyor kulislerde: Sayın Lale Orta'ya en yakın isimlerden bir tanesinin Ali Şansalan olduğu, eski öğrencisi olduğu işte Ali Şansalan'ın. Dolayısıyla bu maça atandığı söyleniyor. Tabii ki ardından Dursun Özbek bir hamle yaptı. Yani hamleler üst üste geliyor. Evet, biz futbol sahada oynanıyor diyoruz ama bizim ülkemizde biliyorsun ki futbol sahada oynanmıyor sadece. Mutlaka saha dışındaki hamleler de saha içini etkiliyor. Sayın Dursun Özbek gitti. Birinci sebep şuydu: Ali Koç neden gitti Futbol Federasyonu'na ve bu görüşme neden gizli yapıldı? Hı hı. Sonuç itibariyle böyle görüşmeler ya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanır, ya kulüpler bunu deklare eder. Böyle bir görüşme yapıldı. Bir fotoğraf paylaşılır belki. Ancak böyle bir şey olmadı. Gizli bir görüşme yapıldı ve bir şekilde içeriden bu sızdırıldı. Ve 2,5 saatlik bir görüşme yapıldığından bahsediliyor. Sayın Özbek önce bu görüşmenin içeriğini öğrenmek istedi. Ardından da Ali Şansalan konusundaki rahatsızlıklarını dile getirdi. Tabii ki şu anda derbi öncesinde bizim hani sürekli saha içini konuşmamız gerekirken gündem tabii ki saha dışına kaydı. Hakem şansı diliyorum ben Ali Şansalan'a öncelikle. Yani çok önemli bu. Ki zaten dedim ya az önce, yani yeterliliği, performansı tartışılır. Bu maçı kaldırması nasıl mümkün olabilir bilemiyorum. Yani hı hı. Sezonun belki de en kritik, en belirleyici maçlarından bir tanesi ve sizin elinizde hakem yok bu maçı atayabilecek. Halil Umut Meler'in dışında. Üzücü. Bu Türk hakemliği açısından son derece üzücü bir durum. Hani biz hep şunu konuşuyoruz ya, bu ülkeden neden genç futbolcu çıkmıyor, neden yetiştiremiyoruz? Asıl biz hakem yetiştiremiyoruz. Yani bunun da bir şekilde tartışılması, masaya yatırılması gerekiyor. Umarım hakem konuşmayız ama ben pek ihtimal vermiyorum. Yani maçtan sonra gündemimiz mutlaka hakem olacaktır diye düşünüyorum. Öncesi böyleyse sonrasını düşünemiyorum, evet. Peki Beşiktaş'ta kadroyu konuşmaya devam edeceğiz. Bir haberimiz var bununla ilgili. İlk önce bunu bir izleyelim. Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi 11'i bir mevki dışında netleşti. Peki hangi mevki bu? Haberimizi de izleyelim. Evet, Şenol Güneş bir mevki dışında karar vermiş gibi gözüküyor. Biz aynen. de zaten önceki sohbetlerimizde de bundan bahsetmiştik. Galatasaray'da sol bek, Beşiktaş'ta da şu anda sağ bek. Onur Bulut ve Rozier ikilisi arasında gidip geliyor. Kimi daha yakın görürsün, performansları karşılaştırdığında nasıl değerlendiriyorsun? Yani performans anlamında çok dengede bence şu anda durum. Hı hı. Bence Şenol Hoca'nın tercih yapacağı konu burada. Hı hı. Derbi oynama alışkanlığı ya da derbilerdeki atmosferi nasıl kaldırıp kaldırmayacağı. Yani burada ben Rozier'i bir adım önde görüyorum. Hı hı. Çünkü Onur Bulut'a göre çok daha fazla derbi tecrübesi var. Onur Bulut'un tek derbisi işte Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı oldu. İstanbul derbisi olarak bahsediyorum. Trabzonspor maçına da forma giydi. Ama tabii ki böyle atmosferler psikolojinin daha ön plana çıktığı maçlardır. Dolayısıyla Rozier'i belki derbi tecrübesi anlamında hoca bir adım önde görüp 11'e koyabilir diye düşünüyorum. Ben hani %51 Rozier, %49 Onur Bulut olarak görüyorum şu anda. Ama tabii ki hocanın tercihi bazı faktörlere bağlı olarak da değişebilir. Yani tabii ki sadece kendi oyuncusunu düşünmüyor burada hoca. Onun önünde oynayacak rakip oyuncuları da düşünüyordur, hesaba katıyordur. Mutlaka. Şimdi orada Kerem Aktürkoğlu şu anda ligimizin en formda oyuncularından bir tanesi. Çok olgun bir dönem geçiriyor. Hı hı. Oyunun her iki tarafını da iyi oynuyor şu anda. O yüzden de hani hoca şunu da hesaplıyordur ekibiyle beraber. Hani Kerem'in karşısında Rozier mi daha iyi durur, Onur Bulut mu daha iyi durur? Bunlar da mutlaka hesap ediliyordur. Ama ben Rozier'i bir adım önde görüyorum bu konuda. Derbi tecrübesi anlamında. Ümraniyespor maçında nasıl bulmuştun Rozier'i? Yani uzun süre oynamayan bir oyuncu olarak bence kendini hazır tutmuş Rozier. Çünkü 7-8 haftadır sadece yedek kalmıyor, oyuna da girmiyordu Rozier. Böyle bir sıkıntısı vardı. Hatta Trabzonspor maçı sonrası bir isyan bayrağı açtı. İşte Instagram paylaşımlarını silmesi, işte acaba Beşiktaş'tan kafa olarak kopuyor mu söylentilerini gündeme getirmişti. Böyle bir atmosferde Rozier'in Ümraniye maçında 11'e başlaması, iyi oynaması bence oyuncunun kendini hem mental hem fiziki anlamda bize iyi hazırladığını gösteriyor. O yüzden de performans anlamında şu anda hocanın kafasında soru işareti yoktur Rozier açısından. Sadece burada tatlı bir endişe var. Yani hoca maç günü bu büyük ihtimalle kararını verecektir ama ben Rozier'i bir adım önde görüyorum onu Bulut'tan. Peki hücum oyuncularını da konuşalım. Bir grafiğimiz var, onu da yönetmenimiz Sebal'den rica edeyim. Beşiktaş'ta en fazla skor katkısı veren isimler, hem Barko ekranımıza hem de ekranımıza verebilirsek çok sevinirim. Cenk Redmond, Salih, Aboubakar ve Muleka beşlisi var. Şimdi Cenk ve Redmond 26 maçta görev aldı. Salih 28, Aboubakar 11, Muleka da 27. Gollere baktığımızda Cenk başı çekiyor. 15 gol katkısı verdi. Redmond 6, Salih 3, Aboubakar 7, Muleka da 5. Şimdi gol katkılarına baktığımızda tabii sonradan gelen oyuncular da var. Çok fazla kıyaslamak da doğru olmaz ama şu 5 isme baktığında neler söylemek istersin derbi özelinde? Yani tabii ki Beşiktaş'ın ileri hattı, hı hı. yani Cenk Tosun, Redmond ve Aboubakar'dan oluşan hat çok korkutucu bir hat rakipler için. Yani baktığımız zaman sadece gol katkısı değil, asist katkısı da görüyoruz. Mesela Cenk'in 4 asisti var, Redmond'un 6 asisti var. Bu son derece önemli. Yani hem bireysel olarak kendileri bir şey katıyor skora, hem de takım arkadaşlarının da oyuna sokan oyunculardan bahsediyoruz burada. Yani Aboubakar da 7 karşılaşmaya rağmen, özür dilerim, kaç? 11 maça rağmen 7 gol bence. Yani bir de başlangıcı kötüydü Aboubakar'ın. Son 7 maç 7 golü var Aboubakar'ın. Evet. Son derece önemli bir performans. Bir de baktığımız zaman mesela Cenk Tosun hep derbileri, büyük maçları iyi oynayan bir oyuncu. Hı hı. Yani ilk Galatasaray maçında da golü atan oyuncu Cenk Tosun'du. Kadıköy'de işte inanılmaz bir performans. 2 gol attı Cenk Tosun. Maçın kaderini değiştiren isimdi Redmond'la beraber. Hı hı. O yüzden de tabii ki Beşiktaş'ın hani en güvendiği hat hücum hattı olacaktır tartışmasız. Bence de. Burada bir soru işareti bence Salih dışında Beşiktaş'ın orta alandan hücum katkısı alamaması. Bugünkü gazetelerde Jetson'un özellikle 4. hücum oyuncusu olarak kullanılabilme ihtimali çok fazla konuşuluyordu. Böyle bir ihtimal var ama Jetson bunu ne kadar yapabilir? Çünkü Jetson'un kariyerine baktığımız zaman o beklenen sıçrayışı gösterememesinin en büyük sebebi, evet, oyunun savunma kısmında belli katkıları var ama hücum kısmında, skor bölümünde özellikle problemleri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani işi bitirme konusunda ciddi zaafları var. O yüzden de mesela Salih Uçan'ın bu performansı da aslında sürpriz bir performans. Yani Salih'in oyun karakterine baktığımız zaman aslında bu 3 gol 6 asistlik istatistik Salih için de kariyer zirvesi aslında. Evet. Beşiktaş'ın mutlaka derbide, yani çünkü Galatasaray'da Beşiktaş'ın hücum oyuncularına bir önlem alacaktır. Bu çok doğal. Mutlaka. Savunma hattı yeterli olacak mı sence? Yani burada sadece şunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Aboubakar'ı işte Nelson durdurabilir mi? Hı hı. Ya da işte Redmond'u işte Adekugbe durdurabilir mi? Değil de burada takım anlamında bir savunmadan bahsedebiliriz. Hı hı. Çünkü oyuncular çok hareketli, pozisyon değiştiriyor. Yani Aboubakar bir pozisyonda Nelson'la eşleşebilir. 5 dakika sonra Abdülkerim'le eşleşebilir ya da sol kanada kayar. Gider işte o da Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boy'la eşleşebilir. Olabilir. Dolayısıyla burada birebir performanslar ziyade takım olarak yapılan savunmalar ön plana çıkacaktır. Dedim ya, yani Galatasaray mutlaka hücum oyuncularına bir önlem alacaktır. Orada geri hatta. Burada önemli olan sürpriz isimlerin sahneye çıkabilmesi. Hı hı. Ve Beşiktaş'ta böylesine sürpriz oyuncular çok fazla yok. Yani Salih burada sadece ön plana çıkıyor. İşte Hacı Ahmetoviç bunu yapabilecek bir oyuncu mu? Değil. Jetson bunu yapamadı bugüne kadar. Onun dışında işte Masuaku, Rossi'ye kanatlarda bunu yapabilir mi? O önemli. O yüzden de mutlaka Beşiktaş'ın derbide bu 3 hücum oyuncusunun dışında da bir oyuncudan skor katkısı alması gerekebilir. Belki olabilir, çünkü mesela Redmond'u da Fenerbahçe maçından önce belki beklemeyebilirdik. Evet. Bir anda bir çıkış yaptı. Zaten derbilerde genellikle böyle sürpriz oyuncuların böyle senaryoyu değiştirdiğine hep şahit farklı olmuşuzdur. Farklı motive oluyorlar sence? Tabii, yani maçlar. Dediğin gibi Fenerbahçe derbisi öncesi biz hep neyi konuştuk? Gezal mı, işte Aboubakar mı, Cenk mi derken çıktı Redmond ikinci yarıda. Tüm maçın kaderini, belki de ligin kaderini değiştirdi o maçla. O yüzden de derbide de pazar günü böyle bir senaryo görebiliriz. Farklı bir oyuncudan farklı bir katkı görebiliriz. Peki karşılaştırmalı olarak gidelim. Bir de Galatasaray kısmına da bakalım değerli izleyenler. Orada da en fazla skor katkısı veren oyuncular gelecek ekranlara. Icardi, Kerem, Gomis, Mertens ve Rashidsa'yı görüyoruz. Icardi 20 maç, Kerem 32 maç, Gomis 26, Mertens 27, Rashica da 25 maçta görev yaptı. Gol katkıları olarak Kerem ve Gomis 10'ar gol katkısı verdi. Icardi 14 gol, 8 asistle görüyoruz. Mertens ve Rashica'ya baktığımızda da Mertens 7 gol kaydetti. 4 de asisti var. Rashica'nın da 5 gol, 4 asistini görüyoruz. Skora katkı veren oyuncu sayısı Galatasaray'da daha fazla. Mevki olarak da savunmadan da çok fazla performans alabiliyorlar. Ama tabii Icardi bu anlamda en önemli oyuncu diyebiliriz. Tartışmasız Icardi, yani 14 gol 8 asist, yani muazzam bir performans. 20 maçtan bahsediyoruz burada. Evet. Bir de Aboubakar gibi az önce söyledim ya, hani başlangıcı da çok iyi değildi Icardi'nin. 2-3 maç sallantıda geçirdi. Fiziki olarak iyi durumda değildi. Ondan sonra muazzam bir performans. Burada Beşiktaş'ın grafiğine göre bence dikkat çeken nokta, hücum oyuncularının o ileri hattın dışındaki bir ismi Mertens'in çok önemli bir skor katkısı verebilmesi. Kesinlikle. Yani Mertens'in o orta alandan ceza sahasına yaptığı koşular, sürpriz koşular rakip savunmalar için çok tehlikeli. Yani siz orada bir eşleşme yapıyorsunuz. İşte stoperler rakip takımın forvetiyle eşleşiyor. Bekler kanat oyuncularıyla eşleşiyor. Ama Mertens'in yaptığı bu sürpriz koşular ceza sahasına bir eşleşme problemi yaratıyor rakipler için. O anlamda burada Mertens'in önemi çok fazla olacak derbide. Mesela Gomis Galatasaray için şu anlamda önemli. Beşiktaş'ta neden bahsediyoruz? İşte Şenol Hoca kulübeye bakıyor ve hamle şansı çok az. Oyunu değiştirebilme adına. Hı hı. Ama Galatasaray'da Okan Hoca'nın eli çok güçlü. Mesela Gomis 10 gol 2 asist. Yani Icardi konusunda işler tersine giderse, yani beklenmedik bir performans gelirse, hoca kulübeye bakıp orada Gomis'i sahaya rahatlıkla sürebilir. Öyle bir artısı var elinde. Evet. Ama Beşiktaş kısmında hocanın böyle bir, Şenol Hoca'nın böyle bir gücü yok kulübede. Derbide sonucu da tabii başlangıç planları çok önemli. Ama maçı nasıl bitirdiğiniz de önemlidir derbilerde. Hı hı. Galatasaray'ın maçı daha iyi bitirebilecek oyuncuları var kulübede. Şenol Hoca'nın o konuda eli biraz daha zayıf, hatta çok zayıf. Kerem'i de biraz konuşabiliriz. Derbilerdeki performansı ön plana çıkan bir isim. Kerem de sanki son zamanlarda bir istikrar sağladı artık. Fazlasıyla. Çünkü her oyunda bence performans olarak iyi. Çok fazla düşüşe geçtiğini son zamanlarda görmüyoruz. Tartışmasız, yani Kerem bir mental gelişim içinde son dönemde. Bu çok önemli. Onu gözlemliyorum. Yani tabii ki kolay değil. Üçüncülükten siz geliyorsunuz ve bir anda Galatasaray'ın, milli takımın yıldızı haline geliyorsunuz. Yani bu değişimi kaldırabilmek çok zordur bir oyuncu için. Kerem de dönem dönem bunların sıkıntılarını yaşadı ama şu anda tamamen ben Kerem'in oyununun ve mental yapısının oturduğunu düşünüyorum artık. İşte son maçta, Karagümrük maçında işler ters gittiği zaman sorumluluk aldı hemen saha içinde. Ve bir takım oyuncusuna dönüştü artık. Evet, bireysel yetenekleri son derece önemli Kerem Aktürkoğlu'nun ama takım oyununa da artık daha fazla katkı veren bir oyuncu görüyoruz. Bu anlamda Kerem'in derbi performansı son derece iyi. Bu sezon Kadıköy'de çok iyi bir maç çıkardı Kerem Aktürkoğlu. Kazanılan 3-0'lık maçın yıldızıydı bence. O anlamda tabii ki Beşiktaş derbisinde de Kerem'in form grafiği çok önemli olacak Galatasaray açısından. Peki Raşit Salih'le ilgili de şunu sormuş olayım. Şimdi en çok konuştuğumuz konu aslında sol bek mevkiydi Galatasaray'da. Adekugbe yer almazsa onun yerine Leo Duba'nın oynama ihtimalini konuşuyoruz. Ve tabii eğer Leo Duba'yı görürsek de bir yerli daha göreceğiz. Bu anlamda da Barış Alper'le Raşitsa değişikliği, ikisi arasında gidip gelen bir Okan Buruk olabilir. Sen bu ikiliyi yan yana değerlendirdiğinde kimin performansını ön plana çıkarırsın? Yani Raşitsa şu anda çok kolay bir şekilde kulübeye çekilebilecek bir oyuncu değil. Evet. Yani Okan Hoca'nın böyle bir kararı çok rahat alabileceğine inanmıyorum ben. Başka bir mesela seçenek kalmazsa ilk tercih o bölge mi olur acaba? Yani eğer hoca İlla ki sol bekte Dubois'u kullanmak istiyorsa, kesin kararını vermişse, tabii ki orada ilk seçenek büyük ihtimalle Raşitsa olur. Yani orada şimdi bugün Mehmet Özcan'ın da bir haberi vardı. Evet. Orada bir üçüncü seçenek koymuş. Ne demiş? Berkan Kutlu olabilir mi acaba diye. Ben hocanın orta alandaki ikiliyi bozabileceğini pek zannetmiyorum. Evet, Fenerbahçe derbisinde bunu yaptı. Ama orada Torreira'nın bir işte rahatsızlığı vardı, ülkesine gitmişti, idmana çıkamamıştı fazla. O yüzden böyle bir tercih yapılmıştı. Yoksa hocanın şu anda o Torreira-Oliveira ikisini bozabileceğini zannetmiyorum. Bir de Galatasaray'da önemli ikililer var ve bu ikililerin bozulmaması gerekiyor. İşte Torreira-Oliveira bir ikili. Abdülkerim Nelson bir ikili. Sacha Boey Raşitsa da bir ikili. Yani bu ikili birbirlerinin performansını yukarı çeken oyuncular. Evet. O yüzden de ben hocanın derbide Adekugbe tercihini yapacağını tahmin ediyorum. Çünkü diğer alanları bozmamak. Yani evet, Raşitsa'yı siz çıkardığınız zaman Barış Alper'den ya da Yunus Akgün'den aynı performansı alamazsınız. Evet. Yani o yüzden de takımın hücum ayarlarını bozmak istemeyecektir diye düşünüyorum teknik direktör burada. O yüzden de benim tahminim Adekugbe'nin 11'de başlaması yönünde. Peki grafiklerimize istersen devam edelim. Bir kaleci grafiğimiz de var iki takımın. Hem Mert hem de Muslera'yı yan yana bir karşılaştıracağız. Grafiğimiz de ekranlara geldi. Beşiktaş derbisine yaklaşırken belki de ligin ilk iki kalecisi diyebiliriz bence. Muslera 27 maçta görev yaparken Mert 18 karşılaşmada kalesindeydi. Muslera 12 maçta hiç gol yemezken Mert 7 maçta gol yemedi. Kurtarış sayılarına baktığımızda Muslera 65, Mert ise 44 kurtarış yaptı. Yüzde olarak da birbirlerine çok yakınlar. Muslera %75, Mert %76. Yediği gol de Muslera 22, Mert 14. Tabii Mert Ersin'in yerine göreve geldiği maç için sayısı daha az. Aynen. Bu iki isimle değerlendirmeni rica edeyim. Yani Muslera 2011 yılında geldi ülkemize. Yani 12 yıldır Türk futbolunu, Süper Lig'i domine eden bir kaleciden bahsediyoruz. Hani Türk futbol tarihinin bir kitabı yazılacak olsa mutlaka Muslera'ya da orada yer verilir. Öylesine özel bir isimden bahsediyoruz. Belki de Muslera geldiğinden beri ilk kez bir derbide ben bir kaleciyi Muslera'nın önünde görüyorum. Özellikle son 7-8 yıla baktığımız zaman her derbiden önce biz şunu konuşuruz. Galatasaray'ın Muslera faktörü var. Galatasaray'ın Muslera artısı var. İşte Galatasaray'ın kozu Muslera. Bunu hep konuşuruz. İlk kez ben bir kaleciyi Muslera'nın önünde değerlendiriyorum. Şu anda Mert Günok ligimizin hem performans hem form olarak en iyi kalecisi. Hı hı. Ki rakamlar da bunu gösteriyor. Yani Mert'in kaleye geçmesinden sonraki Beşiktaş'ın aldığı skorlara bir bakalım. Bir de öncesine bakalım. Evet. Mert Günok bu performansı göstermese bence Beşiktaş şu anki puanından bir 7-8 puan az durumda olabilirdi. Yani şu an Beşiktaş'ın puanı 62. Hı hı. Bence 54-55 puan olabilirdi şu an Beşiktaş'ın. Mert'in bu puanını performansı olmasa. Ya Muslera'nın da son maçtaki performans çok beğenilmedi ama tabii Muslera'yı tek bir maça göre değerlendirmek değil, tabii de yanlış ama bir de şöyle bir şey var Demet. Muslera'nın enteresan şekilde Dolmabahçe performansı da çok iyi değildir. Ya. Yani bir hafızamı yok diyorum. Mesela geçtiğimiz yılki derbide bir ilk yediği gol vardı. Arka direkte büyük bir hata yapmıştı. Hı hı. Yine bir 3-0'lık maç var. Beşiktaş'ın inanılmaz üstün oynadığı bir maç 2017 yılında. 0-0 biten bir ilk yarı. İkinci yarının başında oyun dengedeyken kucağından bir top sektirdi Muslera. Gol oldu ve ardından maç 3-0'a gitti. Yani Muslera'nın biz hep Kadıköy'deki iyi performansından bahsediyoruz. Ama Beşiktaş deplasmanlarında da Muslera'nın çok iyi bir oyunu yok. Tabii ki pazar gününe bu nasıl yansır bilemiyoruz ama evet. Mert Günok'u ben her anlamda Muslera'dan bir adım önde görüyorum derbide. Peki devam edelim karşılaştırmalarımızla. Orta alana geçeceğiz. Amir ve Torreira'yı istersen bir de karşılaştırmasını rica edelim. Maç olarak maç sayısı şu anda iki oyuncunun da aynı. Torreira'nın gol katkısı yok. Amir ise 3 gol katkısı yaptı. Asist olarak da Amir yine 2 asistle Torreira'yı geride bırakıyor. İkili mücadele kazanma Torreira %61, Amir %52. Pas isabeti ise 88, Torreira 86. Amir burada da oldukça yakınlar ama gol katkısı olarak Amir öne çıkan bir oyuncu. Şimdi takımların bir kere şunu söyleyeyim. Bölge bölge bakacak olursak bir denge olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattına bakalım mesela. Bir denge var orada. Yani çok iyi iki tane üçlüden bahsediyoruz. Kalede Mert bir adım önde dedim. Ben Galatasaray'ı savunma anlamında bir adım önde görüyorum. Ama bence dengelerin en fazla bozulduğu bölge orta alan bölgesi. Burada Galatasaray ciddi anlamda Beşiktaş'a bence üstün basıyor. Yani kariyer olarak bir, oyuncu kalitesi olarak ve performans olarak. Şimdi tabii ki Amir iyi bir oyuncu. Evet. Bizim de yıllarca Süper Lig'de Konyaspor'da izlediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Ama Torreira çok farklı bir profil, çok farklı bir seviyeden bahsediyoruz burada. Yani gol katkısı ya da asist katkısı belki yok ama oyun içerisindeki o topu kullanma becerisi var. Kuşkusuz yani muhteşem. Galatasaray'ın oyun planında çok kilit rol alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Lucas Torreira ligin bence en iyi 6 numarası. Kaldı ki Avrupa'nın en iyi 6 numaralarından bir tanesinden bahsediyoruz. Burada hani tabii ki rakamlar önemli ama bize her şeyi göstermiyor rakamlar. Evet. Yani burada Beşiktaş'ın Josef sonrası ben bir 6 numara problemi yaşadığını düşünüyorum. Yani tam olarak karşılamıyor Amir o bölgeyi. Dolduramıyor yani pozisyon anlamında 6 numara pozisyonunu. Yani büyük takımların 6 numara pozisyonlarında çok daha önemli üstün profillerin olması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Josef böyle bir oyuncuydu ama Amir böyle bir oyuncu değil. Peki ileri uçla devam edelim. Bu iki ismi aslında çok fazla konuşuyoruz Aboubakar ve Icardi ama kısaca yine tekrar bir karşılaştırmalı olarak da değerlendirelim. Grafiğimizi de teşekkür ederim aldık. Maç olarak Icardi 18 maç, Aboubakar 11 maç. Tabii sonradan gelmesi sebebiyle Icardi'nin 13 golü, Aboubakar'ın 7. Asist olarak Icardi 7 asist, Aboubakar 1 asist. İsabetli şut oranlarında Icardi önde 1,7, Aboubakar 1,1. İkili mücadele kazanmadaysa çok da uzak değiller. Icardi %42, Aboubakar %37,7. Pas isabetinde de eşitlik görüyoruz. Yine ligin ileri uçta oynayan en iyi ikilisi bence. Aynen bence de. Geçen gün söylemiştim. Icardi benim için 1, Aboubakar 2 demiştim. Çok özel iki oyuncudan bahsediyoruz. Takımlar için çok önemli iki oyuncu. Yani rakamlar ortada. Bu rakamlar bize zaten hani her şeyi gösteriyor takımlar için ne derece önemli isimler olduğunu. Tabii ki form grafikleri de oldukça iyi iki oyuncunun. Yani mutlaka hani biz derbiden sonra ya Aboubakar'ı ya Icardi'yi ön plana çıkarıp konuşacağız. Muhtemelen. Bunu ben öyle düşünüyorum. Yani mutlaka iki oyuncudan biri, belki ikisi birden ön plana çıkacak derbide. Evet. Tabii ki Icardi'nin son maçtaki performansı biraz kafa karıştırdı, biraz hayal kırıklığı yarattı. Yani penaltı kaçırdı evet, bu olabilir belki ama geri kalan kısımdaki performansı da son derece düşündürücüydü. Ama Icardi'nin de tabii ki derbi maçlara ayrı bir motivasyonla hazırlandığını biliyoruz. Aboubakar son dönemde hep bir çizgide gidiyor. Trabzonspor maçını çıkarıyorum. Onun dışındaki her maç Aboubakar belli bir standardı ortaya koyuyor. Bu anlamda tabii ki derbinin kaderini belirleyecek bence iki oyuncu. Birincisi Mert Muslera, ikincisi de Aboubakar, Icardi'dir. Peki karşılaştırmalarımızı noktalamış olalım. Bir canlı bağlantımız olacak şimdi. Futbol borsasında son durumu öğrenmek için A-Para spikeri Uğur Korkmaz'a bağlanacağız. Uğur, son gelişmeler için sözü sana bırakıyoruz. Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diyorum. Siz maça doğru, derbiye doğru son rakamları konuşuyorsunuz. Borsa tarafı da oldukça heyecanlı. Özellikle geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte acaba Fenerbahçe İstanbulspor müsabakasını kazanır mı düşüncesi yatırımcıda vardı ve haftanın ilk işlem gününde Fenerbahçe hisseleri %9,5 yükselmişti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hisselerinin bu haftaki görünümüne bakacağız ama aslında biz spor endeksine baktığımızda bu hafta sakin bir performans gösterdi ve hacimler de dün 600 milyonu aşmış durumdaydı. Şöyle bir yıllık grafiğe baktığımızda geçtiğimiz sene Mayıs ayında biz spor endeksine 100.000 TL koyan yatırımcı bugün 80.000 TL minimum kar etmiş durumda. 1000 puanlı seviyelerden 1858 puan seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık %80'lik bir getiri sunduğunu gösteriyor yatırımcısına. Dün hacimler 610 milyona yakındı. %0.30'luk bir yükseliş kaydetti BIST Spor Endeksi. Haftalık bazda baktığımızda %0.76 yükseldi. Sene başından itibaren ama sakin, özellikle Beşiktaş'ın gerisinde kaldı fiyatlama anlamında spor endeksi. Dört büyük takıma tek tek bakalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe uzun süredir aslına bakarsak borsadaki fiyatlamalar anlamında değer kaybı yaşadığını belirtiyoruz. İfade etmeye çalıştım konuşmama başlarken, özellikle Galatasaray'ın müsabakasında puan kaybetmesi İstanbulspor'u Fenerbahçe yener mi düşüncesiyle birlikte yatırımcı haftanın ilk işlem gününde Fenerbahçe hissesine yüklenmişti ve ilk gün %9.5'lik bir yükseliş kaydetmişti. Ama akşamleyin gerçekleşen maçta Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte salı günü Fenerbahçe hissesi %8.5 değer kaybı yaşadı. Bu kayıplar da haftalık performansına baktığımızda yatay bir görünümü beraberinde getirdi. Yarın Sivasspor maçı var. Bu müsabakada olası bir puan kaybı pazartesi günü Fenerbahçe hissesinde yine negatif bir görünümü beraberinde getirebilir. Maçı kazandığı takdirde derbiyi bekleyecekler malumunuz ve burada olası bir Galatasaray'ın tekrar puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe hissesinde pazartesi günü bir miktar yükselişler olabilir. Yani geçtiğimiz haftanın borsadaki benzer fiyatlaması yaşanabilir. Galatasaray'a hemen geçelim. Galatasaray 8.94 kuruştan dün günü tamamladı. Yatay bir haftayı geride bıraktı ama lider olmasına rağmen hala şampiyonluk fiyatlaması borsa kanadında Galatasaray adına gerçekleşmiş değil. Derbi önemli bir viraj. Beşiktaş'ı yendiği takdirde önümüzdeki günlerde ciddi bir fiyatlamanın olabileceğini bekliyoruz. Bu hafta sakin geçmişti. Dünkü hacimlere baktığımızda Galatasaray'ın hacimleri de 177 milyonu gösterdi ortalama olarak. Aslında ana endeksteki hacimler de düşük. Bu elbette bir miktar spordaki hacimlere de sirayet ediyor. İfade ettiğimiz gibi derbi önemli bir viraj. Puan kaybettiği takdirde Galatasaray'ın da pazartesi günü hisselerinde düşüşlerin olabileceğini ifade edelim. Peki bugün nasıl başlayacak? Dün yatay bir kapanış yapmıştı. Bugün alıcılı bir performans gösterebilir ama yataya yakın bir performans olmasını Galatasaray hissesinde bekliyoruz. Son dönemde Beşiktaş hissesi oldukça hareketli. Aslında İlk 3 sıradan bir hayli uzaktaydı 3 ay öncesine gittiğimizde. Yavaş yavaş maçlar kazandı ama bu maçları kazanmaya başlamadan önce Beşiktaş hissesinde yükselişler gördük. Burada önümüzdeki dönemde forma sponsorluğunun olabileceğine yönelik beklentilerimiz var. Zira Beşiktaş'ın hisse görünümüne baktığımızda sene başından itibaren %98'lik bir getiri sundu yatırımcısına. Bu da şu demek oluyor: 1 Ocak'ta 100.000 TL Beşiktaş hissesine koyduğunuzda bugün 198.000 TL olmuş oluyor. Yaklaşık 3,5 aylık süre zarfı içerisinde, 4 aylık süre zarfı içerisinde aslına bakarsak liderle puan farkı ilk etapta fazlaydı. Bu fiyatlamanın nedeni ne olabilir diye baktığımızda önümüzdeki günlerde bir sponsorluk anlaşmasının olabileceğini bekliyoruz ve bunun yanında da önümüzdeki seneye yönelik iyi transferlerin olabileceğine yönelik sinyaller var. Son dönemde fiyatlaması en kötü olan 4 büyük takımdan Trabzonspor öne çıkıyor. Burada hacimler de çok düşük. 13 milyondu dün hacim. Fenerbahçe'nin 158 milyondu, Galatasaray'ın 177 milyondu, Beşiktaş'ın hacmi 260 milyondu ama Trabzonspor'daki hacme baktığımızda 13 milyonu anca görebildi. Yatırımcının da çok fazla ilgisinin olmadığını görüyoruz. Arka arkaya kaybedilen maçlar, puanların gitmesi burada hisse görünümüne de negatif olarak sirayet etti. Aslına bakarsak dünkü kapanışı da 3.47'yi gösteriyor. Dün biraz yükseliş vardı ama haftanın genelinde daha sakindi ve sene başından itibaren de düşüşler vardı. Artık Trabzonspor ligin sonuna doğru liderlik şansı çok az olduğundan ötürü burada liderliğe yönelik bir fiyatlama gerçekleşmeyecek. Önümüzdeki seneye yönelik yapılanma ve buna yönelik de transfer haberleri, fiyatlamaları burada canlı tutabilir. Ama yatırımcı bazında baktığımızda Beşiktaş hissesinin, Galatasaray hissesinin ve Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe hissesinin daha ön planda olduğunu görüyoruz ki özellikle bu haftaki maçlarda önemli. Zira Galatasaray'ın hisse performansı da tam anlamıyla şampiyonluğu fiyatlandığı anlamına gelmiyor. Derbi önemli bir viraj olacak. Bizler de hem yarınki Sivasspor Fenerbahçe maçını hem de hafta sonu pazar günü gerçekleşecek olan Galatasaray Beşiktaş müsabakasını takip edeceğiz ve borsadaki fiyatlamasını göreceğiz. Futbol borsasındaki son durumu A-Para spikeri Uğur Korkmaz'dan son detayları aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Biz kaldığımız yerden şimdi devam edeceğiz. Fenerbahçe'ye geçiş yapmış olalım biz de buradan. Derbiyi konuştuk ama Fenerbahçe açısından da yine puan durumu olarak çok önemli bir karşılaşma olacak. Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe bu anlamda savunmada bir alarm var. Tabii en fazla belki konuşacağımız konu bu olabilir ama ilk önce beklentini sorarak başlayayım. Tabii ki zor Fenerbahçe'nin şu anki psikolojisi. İstanbulspor maçı Fenerbahçe için belki de sezonun en kritik maçlarından biriydi. Kazanılması durumunda biz şu an çok farklı bir senaryoyu belki de gündeme getirecektik ama Fenerbahçe çok da dramatik bir şekilde 2 puan bıraktı. Tabii ki bu sezon ne konuşuyoruz biz? Fenerbahçe hep böyle krizlerden bir şekilde çıkmayı başardı. İşte Galatasaray derbisini kaybetti. 3-0 içeride ağır bir travma. Travmatik bir mağlubiyet. Ardından bir galibiyet serisi geldi. Beşiktaş derbisi çok travmatik bir yenilgiydi. 1-0'dan 4-1'e geldi maç bir anda. Yani acayip bir maçtı. Ama o maçtan sonra da Fenerbahçe bir şekilde ayağa kalkıp bir seri yakalamayı başardı. Evet. Tabii ki buradaki soru şu: Fenerbahçe yeniden böyle bir ayağa kalkış yapabilecek mi? Oyun anlamında böyle bir ışık veriyor mu sence? Yok. Zaten sıkıntı orada. Yani oyun anlamında bu iş aslında Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor uzun bir süredir. Yani hep biz burada ne konuştuk? Evet, Fenerbahçe kazanıyor. Son dakikalarda geri dönüş yapıyor ama oyun anlamında bir SOS var. Ve bu şekilde devam etmez bu iş demiştik. Ki İstanbulspor maçında da bunu gördük. Fenerbahçe'nin savunma sıkıntıları, hücum anlamındaki üretkenlik problemleri, sadece birkaç oyuncunun ayağına bakılması hücumda Fenerbahçe'nin belli başlı problemleriydi ki İstanbulspor maçında da zaten bu sıkıntılar Fenerbahçe'nin 2 puan kaybına neden oldu. Evet. O yüzden de Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanına nasıl psikolojiyle sahaya çıkacağı çok önemli. Oyun yine sıkıntılı Fenerbahçe'de. Yani oyun anlamında baktığımız zaman Fenerbahçe için büyük bir problem var saha içinde ve sürekli düzeleceğine kötüye giden bir oyun görüyoruz saha içinde. Artı Fenerbahçe'nin şu anki psikolojisinin nasıl olduğunu bilemiyoruz. Yani ben şöyle düşünüyorum. Hep dedik ya, Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse şampiyondur artık. Ligin şampiyondur. Bir de şöyle bir durum var. Tam tersi. Fenerbahçe Sivas'ta puan kaybederse de bence Galatasaray şampiyondur derbiye çıkmadan. Yani Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında derbinin skoru ne olursa olsun bence Galatasaray artık bu ligin şampiyonudur. Oradan geri dönüş olmaz. Böyle bir psikoloji, yani Fenerbahçe için artık sezonun en büyük finali Sivasspor maçı. Tamamen de devam maçı. Kazanılırsa bir şekilde yarışın devam etme şansı var. Ama kaybedilmesi durumunda bence Fenerbahçe için artık şampiyonluk kelimesini kullanamayız. Yarışın içinde olmaz. Hatta o saatten sonra ikinciliğin bile kaybedilmesi bence büyük bir ihtimal olur. Bir de Sivasspor cephesinden bakalım. Yani Sivasspor da ligin şu anda forma takımlarından biri. İşte Trabzonspor galibiyeti, üstüne Antalyaspor deplasmanındaki. Aynı zamanda kupaya da motive olan. Aynen, kupa maçı var Fenerbahçe ile ligden 3 gün sonra. Bu da önemli tabii ki. Rıza Hoca bu maçları oynamasını iyi bilen bir teknik direktör. İyi bir kadrodan bahsediyoruz. O yüzden de her anlamda Fenerbahçe için çok zor bir 90 dakika olacak. Oyun anlamında ve psikolojik anlamda. Ben o yüzden de Fenerbahçe'nin puan kaybını çok olası görüyorum Sivas deplasmanında. Hani Fenerbahçe'nin kazanması benim adıma sürpriz olur böyle bir atmosferde. Ki eksikler de var takımda işte. Zalai'nin bir sakatlığı söz konusuydu. Evet, orada büyük ihtimalle Serdar Samet ikilisi görev yapacak. Perez ve Henrique isimlerini de ön plana çıkartabilir miyiz sence? Ben çünkü bir de şimdi yoğun bir fikstür bekliyor Fenerbahçe aynı zamanda. Sivas, bir aynen. daha Sivas ve sonra da Giresunspor. Bir rotasyon yapmasını da bekliyoruz aynı zamanda Jesus'un. Olabilir ama Gustavo Henrique mesela uzun süredir forma giymiyor. Evet. Yani Luan Perez zaten sakatlıktan çıktı. Çok uzun süredir oynayamıyor. Uzun süredir forma giymeyenlere ama çok fazla kez şans verdiğini bir anda görüyoruz. Kesinlikle. Hocanın böyle sürprizleri var her zaman. Yani evet. gidip de Gustavo Henrique 11'de oynarsa hani çok şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Evet. Ama futbol gerçekleri bize orada hani Serdar Aziz ve Samet ikilisinin oynaması gerektiğini söylüyor. Yani çünkü hocanın elinde şu anda oynattığı iki stoper. Bu ikili. Ama Samet'in de son iki haftadaki hataları belki George Jesus'u farklı bir fikre yöneltebilir mi? Yani Samet'in sorunu zaten hani son iki haftalık performansından ziyade yeterliliğiyle alakalı bence. Yani Samet Fenerbahçe'nin oyuncusu değil zaten. Evet. Hoca orada enteresan bir şekilde Serdar Aziz iyi oynarken gözden çıkardı, Samet'i transfer etti. Ama tabii ki orada Samet-Serdar ikilisi nasıl bir ikili olur? Çünkü bir arada oynamayan bir ikiliden bahsediyoruz. Hani oynama alışkanlıkları da yok. Belki evet Gustavo Henrique ismi olabilir mi? Ben uzak bir ihtimal görüyorum ama söz konusu Jesus'sa uzak ihtimal yok. Yani her oyuncunun oynama şansı var bir şekilde. O yüzden de orada hani bir Gustavo Henrique opsiyonunu düşünmemiz gerekiyor tabii ki. Şimdi bir de Galatasaray'dan önce oynamaları da belki Fenerbahçe için bir motivasyon olabilir mi? Çünkü Galatasaray üzerinde de bir baskı kurmak istiyorlar aynı zamanda. Belki 3 puan da alırlarsa bu da onlar için önemli olur. Jesus diyordu yani evet. Galatasaray neden bizden önce oynuyor? İşte geçtiğimiz hafta Galatasaray sizden önce oynadı, puan kaybetti. Alın size şans. Bundan büyük motivasyon olabilir mi? Ama ne yaptı Fenerbahçe? Kazanamadı. Yani demek ki bu fikstür olayları çok da önemli değil. Sizin saha içinde ne yaptığınız önemli. Evet Fenerbahçe mesela şimdi yarın erken oynayacak Galatasaray'dan. Bakalım bir avantajı olacak mı Fenerbahçe için saha içinde? Ya bunlar ufak ayrıntılar Demet. Yani kim önce oynadı, kim sonra oynadı, kim hangi saatte oynadı? Bunlar ufak ayrıntılar. Siz saha içinde doğruları yapıyorsanız zaten bunları biz konuşmayız. Yani Fenerbahçe'nin saha içi problemleri olduğu için hep bunlar gündeme geliyor. O yüzden de tabii ki Fenerbahçe'nin galibiyeti Galatasaray üzerine bir baskı kurar mı? Kurabilir. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesi durumunda oluşacak baskının çok daha düşük bir baskıdır bu. Yani bir puana inmesi ihtimali vardı o zaman farkın. Şimdi 3 puanlık bir fark olabilir. Fenerbahçe maç fazlasıyla 3'e çekebilir puan farkını ama Galatasaray'ı çok fazla bence baskılamaz bu durum. Galatasaray'ın yine kaybetse bile derbiyi kredisi olacaktır evet. şampiyonluk yarışında. Yine o anlamda tabii ki ihtimal. Ama Fenerbahçe için çok net tamam ya da devam maçı olacak Sivas maçı. İrfan Can Kahveci'yi 11'de bekliyor musun? Yani İrfan Can'ın performansı çok inişli çıkışlı. Yani iki maçta sonradan oyuna girdi. İşte Ankaragücü maçında, Başakşehir maçında iyi bir performans gösterdi. O da sonradan oyuna girince performansı evet. yüksek oyuncular yani arasında evet. aslında. Ama son maçta mesela yine sonradan oyuna girdi. Hatta enteresan şekilde tribün desteği alarak girdi oyuna. Ki tribünlerle hep bir gerilimi var biliyorsun. Evet. Ama bu kez iyi bir performans gösteremedi İrfan Can Kahveci. Hocanın ben 11'de başlatmasını beklemiyorum. Yani sanki Arda Güler, Emre Mor ikilisi daha uygunmuş gibi duruyor Sivas deplasmanı açısından. Büyük ihtimalle Arda Güler'i bir kanatta Emre Mor'u göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum. İleri ucu hücum hattını da konuşalım. Son haftalarda tabii Pedro Valencia ikilisini görmeye alıştık ama Batshuayi'nin de iyileştiği haberleri evet. geldi. Takımla da çalışmalara başladı. Ama tabii 11'de oynatıp bilmiyorum risk olur mu tam olarak durumunu bilmiyoruz ama ileri ucu nasıl değerlendiriyorsun? Pedro Valencia mı beklersin? Yine Serdar Dursun'u bekler misin? Yani şu anda hocanın elindeki en ideal ikili Pedro Valencia'ymış gibi öyle duruyor. Işte. Yani Pedro gol atıyor belki. Evet son evet. İki maçta 3 gol. Çok kritik 3 golden bahsediyoruz. Ama oyun anlamında hala yetersiz Pedro. Yani gollerin dışında ne yaptı? Bence hiçbir şey yapamadı saha içinde. Yani yakın birbirine yakın gollerdi zaten Valencia'nın asisti. Valencia getiriyor, hazırlıyor, pişiriyor. Orada Pedro'ya dokunmak kalıyor. Yani orada Pedro'nun dışında başka bir oyuncu olsa da belki o golleri atabilirdi yani. Mesela son maçta İstanbulspor maçında yani herkesin atabileceği. Ben de orada olsam vururdum o topa, gol atardım yani. Öyle bir pozisyon. Burada Pedro'nun sıkıntısı oyunun kalan kısmında yani gollerin dışındaki bölümdeki performansı ne yaptı? Evet. Ama hocanın da başka seçeneği yokmuş gibi duruyor. İşte Serdar Dursun'un performansı ortada. Batshuayi saha çalışmalarına başladı ama şu anda ilk 11'de oynayacak durumda değil. Büyük ihtimalle kadroda olacak ama oyunun son bölümünde oynayacaktır. Tabii ki yine Fenerbahçe Valencia'nın ayağına bakacak. Emre Mor'un ayağına bakacak. Hı hı. Yani şampiyonluk yarışındaki bir takımın sadece birkaç oyuncunun ayağına bakabilmesi zaten sorunun ne kadar büyük olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi Beşiktaş'ı konuştuk. Birçok oyuncudan bahsettik değil mi? Evet. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Birçok oyuncudan bahsediyoruz. Skoru değiştirebilecek. Ama Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Valencia golleri atıyor, hazırlıyor. Hı. Emre Mor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun dışında 3. 4. oyuncuyu Fenerbahçe bu denklemin içine koyamıyor. Evet. Koyamadığı için de zaten şu anda yarışın gerisinde kaldı. Peki Fenerbahçe'de noktayalım, süremizin yettiğince Trabzonspor'da çok kısa konuşalım tabii istiyorum. Orada tabii teknik adam değişikliği, yönetim değişikliği sonrası takım içerisinde de değişikliklerin olmasını bekliyorduk. Özellikle maaş yükü olan oyuncuların gönderilmesi çok gündemdeydi ve bu bağlamda da Bruno Perez'le de yollar ayrıldı. Dün de resmi açıklama geldi. İlerleyen süreçte tabii daha fazla fesih haberi bekleyebilir miyiz? Bekleyebiliriz. Hem sezonun kalan kısmında hem yeni sezon öncesinde işte Vitor Hugo'nun transferi gerçekleşmişti, evet, biliyorsun. İşte Perez takımdan ayrıldı. Mutlaka bundan sonra da olacaktır. Yani yönetim şunun sinyallerini veriyor zaten. Hani isim vermeden belki bu konuşuluyor ama yüksek maaş yükü olan ve performansı da o maaş kadar yüksek olmayan oyunculardan bir şekilde kurtulacaktır Trabzonspor. Bunlar kim? Çok bilmece değil aslında bu. Belli. Yani Maxi Gomez, Bardi, Bartra. Hı hı. Bu üç oyuncunun da ben yeni sezonda Trabzonspor'un kadrosunda olmasını beklemiyorum. Tabii ki ayrılıklar ne şekilde olur bunu bilemiyoruz. Bir fesih mi olur? Bir teklif gelip gönderilir mi? Mesela Maxi Gomez'e mutlaka bir teklif gelmesi gerekiyor. Trabzonspor ciddi yatırım yaptı bonservis anlamında. Hı hı. Maaş anlamında ciddi paralar ödüyor Maxi Gomez'e. Yani mutlaka bir teklif gelmesi gerekiyor ki oyuncunun sözleşmesinden çıkılabilsin. Evet. Bartra aynı şekilde, yani Bardi aynı şekilde. Dolayısıyla yönetimin işi zor bu konuda. Hocanın işi daha da zor. Yani mental anlamda dibe vurmuş bir takımı devraldı, evet, burada riske hoca. Geldiğinde evet, bunu biliyordu belki ama belki de beklediğinden daha kötü bir tablo buldu oyuncu grubu içinde. Olabilir. Yani Sivas maçında gördük, hiçbir şekilde reaksiyon vermeyen bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Evet, hocanın bazı şeyleri tamir etmesi gerekiyor saha içinde oyun anlamında ama öncelikle bir psikolog gibi oyunculara yaklaşıp en azından sezonun geri kalan kısmında bir hedefe yönlendirmesi gerekiyor oyuncu grubunu. Bu çok zor hoca için. Ama bunu da başarabilecek bir isim olarak görüyorum ben Bielitsa'yı. Bakalım, göreceğiz ama Trabzonspor için sezonun geri kalan kısmı bence oyundan ziyade bu transfer haberleri, gidenler kalanlarla ilgili geçecekmiş gibi duruyor. 9 günlük de bir araları vardı bu anlamda. Bielitsa'nın da bence şanslı olduğunu düşünüyorum. Konyaspor karşılaşması öncesi böyle takımla çalıştı. Aynen. Çok kısa bir süremiz kaldı, 30 saniye. Bir yorumda bulunmak istersen tabii bu maçta. Tabii ki böyle aralar yani takımına yeni tanıyan teknik adamlar için bir artıdır. Bu 9 günlük sürecin ben iyi şekilde değerlendirildiğini düşünüyorum Trabzonspor için. Peki Onur, çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Değerli izleyenler, süremizin de sonuna geldik. Onur Özkan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi zaten yayınımız içerisinde de birçok kez konuştuk. Bu hafta sonu önemli bir karşılaşma var. Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak. Biz de programımızı kapatırken A-Spor ekibinin taraftara sorduğu soruları ekranlarınıza getireceğiz. Taraftar bu karşılaşmadan neler bekliyor? Skor tahminleri neler? Bu röportajlar ekranlarınıza gelecek. Sonrasında hoşça kalın diyoruz.